Merhaba hanımlar, Filiz'in çeyiz evine hoş geldiniz. Bugün çok şık, çok zarif ve kibar bir oya örneğiyle geldim. Çeyizlerin olmazsa olmazı dediğim bir örnek. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bu oyam için öncelikle şöyle göstereyim. Serum, oya halkası lazım. Tuhafiyeler de elde edebilirsiniz. Papatya oyası dediğim için yeşil renk, sarı ve beyaz renkler ihtiyacımız olan renkler. Şu şekilde göstereyim. Minik bir çalışma yaptım kenarından. Evet. Böyle güzel şık bir oya örneği. İnşallah sizin anlayabileceğiniz şekilde ben de anlatmaya çalışırım. Tığım 21 veya 22 silindiği için görünmüyor. Makasım var. Şöyle hemen bir örümcek, örümceği de göstereyim hatta bilmeyenler için. Biraz netlik sorunu var. Şöyle biraz bırakıp ipi içinden geçirip aslında ben bunu bana söylemişlerdi. Örümcek nasıl yapılır bilmiyoruz diye. Ben bunu net olarak göstermek istiyorum ama kamera net olarak çekecek mi? Şöyle yakından. Şöyle ipi aldığımız zaman bırakmıyoruz. Geçiriyorum ipi buradan içine ve tuttuğum ipin arasından şu şekilde alıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane bırakıp biraz uzun olmuş örümcek gösterirken dikkat etmedim. Evet, 1, 2, 3, 4. Dördüncüye sabitliyorum. Şu an iyi. Tığ battısını yapıp hazırlamıştım zaten. İki zincir. Bir, iki zincir çekip üzerine bir defa dolayıp iki defa daha çekiyorum. Bir daha dolayıp 3 defa daha çekeceğim. İki defa dolayıp bir, iki, üç, dört defa da çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir buradan. Son yaptığım trabzanın şekilde geçirerek şuraya küçük bir pıtırcık diyelim oluşturup 4 sık iğne ile yaptığım trabzandan aşağı iniyorum. Ve tığ battının içine sabitliyorum. Evet, bu şekilde yaprağımız bir tanesi hazır. Bir zincir çekip bir örümcek yapıp 1, 2, 3, 4 tane dördüncüye sabitleyip iki zincir çekerek yaprağın aynısından yapıyorum.
Birinci trabzanı iki kere de çektim. Bir kere üzerine dolayıp üç kere de çekeceğim. Bir, iki, üç. Tekrar üzerine iki kere dolayıp bir, iki, üç. Bir, iki dolayıp dörtte çıkacağım. Bir, iki, üç, dört zincir çekerek son yaptığım trabzanın içine sabitleyip dört sık iğne ile aşağı iniyorum. Tığ battının içine sabitliyorum. Bir zincir çekip bir örümcek çekerek 1, 2, 3, 4 içine sabitliyorum. Arasında 2 yaprak olacak örneğin. Şimdi şu kısmını yapıyoruz. Papatyanın alt kısmını. Bunun için 2 kere üzerine dolayıp 1, 2 tane bırakıp üçüncü tığ battıya, bir iki üçüncü tığ battıya batarak şu şekilde geriye doğru çekerek uzatıyorum burayı. Birazcık büyük bir halka elde ediyorum şu şekilde. İki zincir çektim. Burada yine aynı şekilde yaprağımızı yapıyorum. İki kere de çıktım. Üç kere de çıkıyorum. İki kere dolayıp üç kere de çıktım. İki kere dolayıp dört kere de çıkacağım. Birinci bir, iki, iki, tekrar iki. Bir, iki, üç, dört. Zincir çekip son yaptığım trabzanın içine batarak aşağı doğru da 4 sık iğne ile iniyorum. Bu yaptığımız büyük halkanın içine sabitleyip 1, 2, 3, 4 zincir çekip halkanın içine minicik bir halka oluşturarak iki zincir çekip yine yaprağımızı yapıyorum. İki de çıktım, bir kere aldım, üç de çıkıyorum. İki kere doladım, üç de çıkıyorum. İki kere dolayıp dört de çıkıyorum. Dört zincir çekip son yaptığım trabzanın içine doldurarak sık iğneyle dört tane de sık iğne yapıp arkasından hemen aşağı doğru iniyorum. Ve tığ battının içine sabitliyorum. Örümcek çekerek 1, 2, 3, 4 bırakıp beşinciye de batabiliriz biraz. Arası uzun olsun isterseniz. İki zincir çekip tekli yaprak yapıyorum. İki kere de çıktım. Üzerine bir dolayıp üç kere de çıkıyorum. İki dolayıp üç de çıkacağım. İki iki çekiyorum.
iki kere dolayıp ilkini bir çekiyorum, diğerlerini iki çekerek dörtte çıkıp dört zincir çekiyorum. Son trabzan üzerine sabitleyip aşağı doğru dört sık iğne yaparak iniyorum. Tığ battının içine sabitleyeceğim. Yeşil kısmı bu kadar. Ben ipimi kesip geleyim. Evet, ben ipimi kestim. Sırayı tamamlamak adına bir tane daha yaprak yaptım. Aynı şekilde yaptım. Birinci papatyayı sarıyla yapmıştım. İçini beyaz. Şimdi içini sarı, dışını beyazla yapacağım. Sarı ipim aldım. Şu ikili yaprağın arasına minik bir tane dört zincirden oluşan bir tane halka yapmıştık. Onun içine ipimi sabitliyorum. Bir iki zincir çekip halkamı takıyorum böyle tığıma. Şu şekilde içine 15 tane sık iğne dolduruyorum. 15 tane sık iğne olması bizim için önemli. Şu sayıları yakalamak için. 1 yaptım. 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, burada kaçırdım herhalde, bir sayıp geliyorum. Halkanın içine halkayı sabitledikten sonra 15 tane sık iğne doldurup tekrar iki zincir çekip başladığımız yere şuradan sabitliyorum. İki zincir çekerek kesiyorum. Bu şekilde papatyanın ortası hazır hale geliyor. İpler biraz ince. Uzun zamandır da ince ip kullanmadığım için biraz bugün zorladı bu beni. Beyaz ipimi alıp geliyorum. İplerimi de kestim. Oyamızın papatya kısmını buraya biraz daha dikkatli anlatmaya çalışacağım. Tersini çevirerek başlıyoruz. Tersini çevirince şu yaprağın tepesine ipimizi sabitliyoruz. Şuraya. Burada dört zincir çekerek şurada birinci sık iğneye bu şekilde sabitledikten sonra bir zincir çekip çevirerek şu ipi de arasına koyarak bunu da buradan kaybedebiliriz. 1 2 3 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir çekip oyayı ters çevirip hemen ikinci sık iğneye sabitleyip
Bir zincir çekerek oyanın tekrar düz tarafını çevirip buradan yukarı doğru tekrar 4 sık iğne ile çıkıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar sık iğnenin içine şöyle bir görüntü oluyor. Bir zincir çekip düz tarafını çevirip sık iğneleri hepsini düz tarafından yapıyoruz. Bir de bu sık iğneleri 15 tane yapmıştık. Onları atlamamaya dikkat edin. Hem arası açık kalır hem de oyamızın şu dalları, çiçeğin yaprağı eksik kalır. Sökmek zorunda kalırsınız. 1, 2, 3, 4 zincir çekip tekrar sık iğneyi sabitleyip 8 zincir çekiyoruz burada. Tekrar yandaki sık iğnenin tepesine hemen böyle içine batıp bir zincir çekerek şöyle bir görüntü elde ediyoruz. 4 tane sık iğne yapıyoruz. Burada zincirin hepsini doldurmuyoruz, yarısını dolduruyoruz. Şu şekilde olması için. Şimdi bunlarda 4 zincir çekiyoruz. Eğer sizde kalın ip, polyester iple yaparsanız bunları 3'e düşürebilirsiniz. 4 zincir tekrar çekiyorum. Aynı yöntem. Papatyanın 4 yaprağını bitirene kadar bu şekilde ilerliyoruz. 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ters çevirip yanındaki sık iğneye bir zincirle dönüş yapıp sık iğneyi dolduruyorum. Yukarıya kadar 4 tane sık iğne. Sayıları budur. Gayet kolay, basit. Biraz oyası sanki kafa karıştırır gibi ama dikkat edildiği zaman bir zorluğu yok. Şu an ben ince ip olduğu için zor oluyor. Saymadım ama 8 tane olmuştur. Yine 8 zincir. Bu şekilde oyanın tamamını yapalım. Şurada sabitlemesini de göstereceğim yaprağı. Gelelim. Evet, oyanın tamamını yaptım. Düz tarafından yukarı çıktım. Tersini çevirip yaptığımız o papatyanın altındaki diğer yaprağın şu kısmını 4 zincir çekmiştik. Onun içinde sabitliyorum. İki zincir çekerek ipimi koparıyorum. Ve şu şekilde ipimi arkaya alıp ipler çıktığı için tamam. Sarı ve beyaz papatyamız hazır. Çok şık, güzel bir oya. Yapımı kolay. Böyle biraz meşakkatli olsa da sevimli, güzel bir çıtı pıtı oyamız. Bunun anlatımı da bu kadar. Sizler de yaparsanız yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Oya ile ilgili sormak istediğiniz şeyler olursa onları da yorumlarda sorarsınız. Aktifimdir. Instagram adresimden de aktifim. Filiz'in
Çeyiz Evi. YouTube kanalım Filiz ile Çeyiz. Instagram adresim. Oradan da bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Daha önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri de aktif hale getirirseniz benden gelen bütün bildirimleri alırsınız. Bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.